İyi günler, ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önce her zaman olduğu gibi ekonomide öne çıkan başlıklarla başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, vatandaşların kur kurmalı TL vadeli mevduat katılım fonuna ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. E, son verilere göre bankacılık sektöründe 84 milyar lirayı aştı kur kurmalı mevduat katılım fonu bakiyesi diğer taraftan Türk lirasının cazibesini arttırıcı yeni kur korumalı e, mevduat hesabı gibi enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız dediği Hazine ve Maliye Bakanı. Halk Bank'tan esnafa destek %50 faiz indirimi sürecek. E, diğer taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları var. Maden ihracatının geçen yıl bir önceki yıla göre %40 arttığını yeni bir rekor kırıldığını, 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı yapıldığını açıkladı. Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği iş tutarı da 29.3 milyar dolar oldu 2021'de. iki katına çıktı neredeyse 2020'ye göre. E, diğer taraftan e, bu tutarın e, 30 milyar doları aşması tabii ki bu, 2021 yılına ait projelerinde bulunduğunu belirtti. Tam sonuca varmamış. Ticaret Bakanı Mehmet Muş. bunun 30 milyar dolar'a aşması olası dedi. Diğer taraftan Çin Devlet Döviz İdaresi'nin açıklaması sınır ötesi ticaret ve yatırım için pilot uygulama başlattık dedi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde Omikron vakası hızlı yayılıyor. Özellikle Covid-19'da vaka sayıları çok ciddi arttı. Günlük 1 milyonun üzerinde vaka sayısı var. Bu bir rekor. Dolayısıyla yüz yüze eğitime omikron engeli geldi. Binlerce orta öğretim konu pazartesi günü ders başı yapmadı. Okullar salgın dediğinde açılış tarihlerini erteliyor ya da online eğitim yapıyor. Havacılık sektörüne vurdu. Ciddi anlamda uçuşlar iptal edildi. Çalışacak personel bulamamaktan kaynaklı. Piyasalara bakalım. Evet, Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul dün yükselişteydi. Bir toparlanma vardı yılın ilk gününde. Bugün de yükselişini sürdürüyor Borsa İstanbul. Bakalım. %0,39'luk artış var. 1900 34 puanda Borsa İstanbul'da. 1977 gün içi en yüksek seviye. Bist Banka ve Bist Sınavı'ya bakalım. Bist Banka tarafında satış baskısı var. %1,33'lük. Sınavı tarafta ise tam tersi toparlanma var. 0,22. Bist yüzde en çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasına bakalım. Eczacıbaşı İlaç, torunlar geliyor, Pegasus, Hektaş ve Migros olarak sıralanıyor biz yüzde en çok azalanlar geliyor. Net Holding, Esen, İş Geo, İş Bankası, İş Menkul. E, bankalarda kayıp var. Satıcılı e, diyebiliriz. Devam edelim. Dolar TL ve Euro TL. Dolar TL 13.42'den işlem görüyor. Euro TL ise 15-15 seviyesinde. Euro-Dolar paritesi ve Dolar Endeksi. Euro-Dolar karşısında 1.12'de. Dolar endeksi ise 96'nın üzerinde, 96 96.5'a yakın. Küresel borsalara bakacağız. Avrupa borsalarında nasıl bir seyir var? Özellikle dediğimiz gibi e, Omikron varyantı ve artan Covid-19 vakaları etkiliyor mu? Avrupa borsaları artıda. Londra %1,40, Paris %1,36, Frankfurt %1'e yakın, Madrid %0,44 artıda. Asya borsalarına baktığımızda Asya tarafında peki nasıl bir kapanış vardı? Çin ve Hong Kong düşüşteydi. Japonya, Güney Kore, Hindistan artıda işlem gördüm. Ve ABD borsaları. ABD borsalarında vadiller. Dow Jones %0,27 arttı. S&P %0,23. 4807'de. Dow Jones 36.682'de. Nasdaq'ta 16.510 puanda yatay. Ve ABD 10 yıllık tahvil 1.64 seviyesinde yükseliş var. Altının onsuna baktığımızda yıla 1820 doların üzerinde başlamıştı altın onsu. Peki buralarda tutunabiliyor mu? 1800 dolar seviyesinde tutunmaya çalışıyor diyelim. Ama 1800 doların altında gördü. Gram altın ne durumda? 775 lira seviyesinde. Gümüş ve sonra da petrole bakacağız. Gümüş 22 dolar 70 sent. %1'e yakın eksi işte. Yatay seyrediyor. Yıla da yatay başladı. Brent petrol ve ABD ham petrol. Brent petrol 79 dolar 43 sent. 80 dolara yakın. ABD ham petrolü ise 76 dolar 32 sent seviyesinde. Evet, e, piyasalar özellikle baktığımızda e, çok fazla hem varyanttan hem de e, pandemiden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 milyon üzerinde e, vaka sayısından bahsediyoruz. Çok fazla etkilenmediğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. E, çiftçiye yönelik müjdesi vardı. Özellikle hazine arazisi kullanan çiftçilere yönelik önemli mesajları vardı. Ekonomide atılan adımlar hakkında en zoru geride bıraktık. Bundan sonra hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterme vaktidir dedi. Açıkladığımız tedbir paketiyle dolar üzerindeki köpüğü almıştık. Enflasyon üzerindeki köpüğü de alarak ülkemizi bu görüntüden kurtaracağız dedi. Ve çiftçilere yönelik müjdesine gelelim. Hazineye ait tarım arazisi kullanan çiftçilere de müjde verdi. Burada kira artış oranı düşürüldü. Artık Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek adımları atıyoruz. Elbette sıkıntılar yaşadık. Elbette bedeller ödedik. Ama büyük ve güçlü Türkiye trenini rayında ve rotasında tutmayı da başardık. Dünya salgınla başlayan sağlık krizi ve onu takip eden ekonomik krizle sarsılırken Türkiye hedeflerine özellikle doğru yürüyüşünü hızlandırmıştır. Ekonomi yönetimimizin önceliğini yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla odaklı büyüme olarak belirledik. İhracatta 2021'i 225 milyar doların üzerinde bir rakamla tamamlamamız doğru yolda ilerlediğimizin ta kendisidir. Salgın öncesine göre istihdamımızı 2 milyon kişi artırdık. Hazineye ait tarım arazilerini kira ile kullanan çiftçilerimize de bir müjde verin. Hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin bu yerleri ecrimisil bedellerinin yarısına kiralayabilmelerini zaten sağlamıştık. Böylece ülke çapında 595 milyon metrekare hazine arazimiz 55 bin çiftçimiz tarafından ekilip biçilmeye başlanmıştı. Şimdi yeni bir kararla bu 55 bin çiftçimizin kira sözleşmelerinin yıllık artış bedelini yüzde 22'den yüzde dokuza indiriyoruz. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecektir. Açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık. İnşallah enflasyon üzerindeki köpüğü de süratle alarak ülkemizi hak etmediği bu görüntüden kurtaracağız. Vatandaşlarımızı ne döviz kurundaki dalgalanmanın ne fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmamakta kararlıyız. Kur korumalı mevduata ilgi artarak sürüyor. Son rakamları açıkladı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Bakiyenin 84 milyar lirayı aştığını söyledi. Bundan sonraki süreçte yeni enstrümanların da geleceğini kaydetti. Yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı. Kur korumalı mevduata ilgi artmaya devam ediyor. Hesaba katılım 84 milyar lirayı buldu. Kur korumalı mevduatta son rakamları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıkladı. İlginin büyük olduğunu kaydeden Nebati, kur korumalı mevduatta bakiyenin 84 milyar lira olduğunu söyledi. Bakan Nebati, uygulamanın henüz başlarında olmamıza rağmen vatandaşların kur korumalı TL vadeni mevduat fonuna ilgisinin yüksek olduğu görülmektedir. Finansal piyasalardaki hareketlere yönelik alınan tedbirlerin etkisini 2022 yılında daha net göreceğiz. 2022 yılı için daha dengeli bir büyüme performansı ve artan istihdamı ek olarak güçlü ihracat ve turizmin olumlu katkısıyla cari dengedeki olumlu görünümün sürmesini öngörüyoruz. Açıkladığımız aksiyon adımlarının etkisiyle bu geçiş sürecinde gerçekleşen dalgalanmaların zaman içinde azalmasını ve kurda istikrarlı bir seyir oluşmasını bekliyoruz diye konuştu. İhracatçılar içinse Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satımı gibi araçlara uygulamayı aldıklarını söyleyen Nebati, süreç içinde yeni enstrümanların da müjdesini verdi. Söz konusu enstrümanların geliştirilmesiyle enflasyonun azaltılacağına dikkat çekti. Nebati, yeni ekonomi modeli kapsamında Türk Lirası'nın cazibesini artırıcı yeni kur korumalı mevduat hesabı gibi yeni enstrümanlar geliştirerek enflasyonu azaltacağız. Ayrıca cari açığa doğrudan etki edecek ileri teknolojiye, ve yüksek toplam faktör verimliliğine sahip enerji, savunma sanayisi, havacılık, ilaç gibi stratejik sektörlerle, tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörler, yerli ve katma değerli üretimi teşvik etmek üzere desteklenecek. Güvenli yatırım ortamının tesis edilmesi modelimizin nihai hedefine ulaşması için önemlidir. Bu nedenle ilk etapta finansal istikrarın devamlılığını sağlayacak adımlar atıyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Nebati, gelecek süreçte yastık altındaki altınların da finansal sisteme katılması için çalışmaların artacağına işaret etti. Bireysel emeklilik sisteminde ise devlet katkısının %25'ten %30'a çıkarılacağını söyledi. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranını %15'ten %10'a indirdik. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için önem arz eden hurda altın değerleme sisteminin işlerliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesini temin amacıyla hurda altın değerlemesinde kullanılacak askeri milyem değerlerinde değişiklik yaptık. Gelecek dönemde de kurumlar vergisi oranı rekabetçi hale getirilecektir. Katma değer vergisi sadeleştirilecektir. Yatırım fon ve ortaklarından elde edilen kar paylarına istisna uygulanacaktır. Geliri endeksli senetler ihraç edilecektir. Öncelikli sektör kredilendirme programı hayata geçirilecektir. Yatırımların teşviği için uzun vadeli kredi ve kefalet imkanı kredi garanti fonu paketi olarak geliştirilecektir. Proje bankacılığı yaygınlaştırılacaktır, dedi. Nebati, katma değer vergisinin sadeleştirilmesinde de yasal sürecin sürdüğünü kaydetti. Yapılacak düzenlemelerle kayıt dışı ekonominin azaltılacağına değinen Nebati, Kayıtlı mükellef sayısının artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi planlar dahilinde diye konuştu. Bu arada Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ikinci toplantısı bugün yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati Başkanlığı'nda bugün yapılacak. Saat 19'da başlayacak. E ve 2021 yılı enflasyon gelişmeleri ve 2022 yılında yani bu yıl artık enflasyon konusunda, mücadele konusunda atılacak adımlar konuşulacak. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Hepşen konuğumuz. Ali Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Serdar Bey. İyi yayınlar, iyi yıllar. Teşekkürler size de. iyi seneler, iyi yıllar. Sağ olun. Şimdi e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kur korumalı TL vadeli mevduat hesap hesabına geçişi e, anlattı. Son rakamı verdi. 84 milyar lirayı geçti. E, buradaki artış hızını nasıl yorumluyorsunuz ve e, buradaki e, Artma devam edecek mi? Bunun zamanı yayılması nasıl olacak? Aslında tabii burada biz artık ikili mekanizma görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi klasik mevduat uygulaması. Bir tanesi artık bu kur korumalı mevduat tarafı. Ben daha çok dolar mevduatlardan bu tarafa geçişten ziyade özellikle bizim klasik mevduat hesaplarından bu tarafa doğru bir yönelimin ...daha yüksek oranda olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni de stopaj avantajının aslında ya da stopaj muafiyetinin söz konusu olması. Aynı zamanda da tabii kurdaki garantiyi de bir anlamda sağladığı için... ...tasarruf sahiplerinin buraya doğru yönelimlerinin 84 milyar aşması da... ...bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan dün ihracat geldi. Önemli veriler vardı. Bir tanesi enflasyondu, diğeri de ihracattı... E ee, ihracat tarafında bir rekor kırıldı. 225 milyar dolar. Burada 250 milyar dolar hedef. Ee, 2022 yılında da ihracattaki bu performans devam eder mi? Bence eder diye düşünüyorum. Çünkü burada e, özellikle Avrupa tarafında biliyorsunuz yani hem dış ticaret istatistiklerine baktığımız zaman bizim en önemli dış ticaret partnerimiz uzak ihracat tarafında e, Avrupa, başta Almanya olmak üzere İngiltere olmak üzere ve e, Umarız ki bu omikron varyantının etkileri ki öyle gözüküyor aslında baktığımızda her ne kadar yayılım hızı yüksek olsa da e, yine de e, etkisi nispeten e, daha zayıf gibidir. E, hem de aşılama oranları da arttı, dikkate aldığımızda e, kıta Avrupa'sında ben talebin devam edecek e, olmasına bağlı olarak bizim ihracatımızın da aynı ölçekte artacağını düşünüyorum. Aynı zamanda tabii pandeminin yarattığı en önemli belki de olumlu etkilerden bir tanesi Bizdeki e, ihracatçıların çok farklı e, coğrafyalarda ürünlerin satma kabiliyetlerini de geliştirmiş olmaları. Yani buradaki aslında kol kasını da güçlendirmiş olmaları. Dolayısıyla hem farklı pazarlara yönelim pandeminin de etkisiyle bağlı olarak hem Avrupa'daki toparlanmaya bağlı olarak yine e, Avrupa pazarına doğru ihracatın yoğun olarak devam edeceğini düşündüğümüzde e, sanırım 250 milyar dolarlık hedefin 2022'de yakalanmaması gibi bir e, olasılık olacağını zannetmiyorum. rahatlıkla aşılıyor diye düşünüyorum. Evet. Diğer taraftan enflasyon, enflasyon konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları vardı. Özellikle alınan tedbirlerle döviz kurunda bir köpük oluşmuştu. Bu köpüğün alınması sağlandı dedi. Aynı şekilde enflasyonun üzerinde de bir köpük var ve bu köpüğün de alınması konusunda adımlar atılacak ve enflasyondaki köpük alınacak dedi. Fiyat istikrarı komitesi toplanıyor. Enflasyon tüm dünyada ve ekonomiler için en önemli mücadele alanı olacak. E, bu anlamda neler yapılmalı belki hani çok kısa bir şekilde e, önerileriniz ne olurdu enflasyonun köp bu köpüğünün alınması için? Aslında tabii burada e, en son yayınlanan para politikası kurul kararına baktığımız zaman da enflasyonun gerekçelerini bir anlamda e, şöyle özetliyorlardı. E, bir işte enerjideki maliyet artışı, iki gıda fiyatlarındaki artış, üç tedarik zincirlerinin bozulmasına bağlı olarak nalın ücretlerindeki artış. Dolayısıyla aslında dediğim gibi 2022'de buradaki iyileşmeler özellikle petrolün varinin aşağıya doğru eğilim göstermesi söz konusu olur ise gıda fiyatlarında bir geriye çekilme söz konusu olur ise ya da e, tedarik zincirlerine ilişkin e, özellikle nablı ücretleri ki e, baktığımızda gerçekten nablı ücretlerinin aşağı yönlü eğilim gösterdiğini görebiliyoruz. Bir düzenli söz konusu olursa bence ondan sonraki süreçte bizim gerçek anlamda e, enflasyonu kontrol etme ve bunun aşağı yönlü e, etkisini gözlemleme şansımız söz konusu olabilir. Çünkü yılbaşındaki özel enerji fiyatlarındaki artışa dikkate aldığımız zaman ki e, Merkez Bankası dediğim gibi son para politikası kurul kararında da bu vardı aslında. Önümüzdeki üç aylık dönemde yine bence Enflasyonun etkilerinin hissedileceği bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Belki yılın ikinci yarısına doğru gerçek anlamda eğer bu bahsetmiş olduğum faktörlerde bir iyileşme söz konusu olursa, o noktadan sonra gerçek anlamda bir enflasyona mücadele söz konusu olabilir. Ama özellikle son Aralık ayındaki veriye de baktığımız zaman gıda enflasyonundaki aylık 15.99'luk yükseliş, dünyada da örneğin gıda fiyatlarının yıllık bazda 30'un üzerinde artması. Aslında yine hem Türkiye'nin hem Global piyasalarda enflasyonla mücadeleyi sanki 2022'deki en önemli sorun olarak karşımıza çıkartıyor Peki buradan aslında hani enflasyon enflasyonu konuşurken tabi enflasyonun en çok zarar verdiği tahribat yarattığı alım gücünü azaltması Doğru, azalması. Evet Aynen Ve tabii ki bu noktada hem alım gücünün arttırılması bir taraftan çaba içinde yapılıyor. İşte dün e, emeklilere, birazdan konuşacağız, memurlara e, zam. Diğer taraftan asgari ücrette %50 zam. İşte memur ve memur emeklisini e, ve emeklilere %30'un üzerinde zam. E, bir de tasarruf sahiplerinin tabii bir de e, enflasyon karşısında tasarruflarını koruması da söz konusu. Bu anlamda sizin araştırmalarınız var daha öncelere evet, dair doğru. gayrimenkul konusunda özellikle araştırmalarınız var. E, bu gibi durumlarda enflasyonist durumlarda gayrimenkul yatırımı nasıl bir e, seyir izliyor? Gayrimenkul enflasyona karşı koruyor mu? E, asla koruyor ama sorunuza şöyle bir yanıt vererek belki e, açmak daha iyi olabilir. Özellikle kur korumalı mevduat hesabıyla da ilintilerek bunu söylemek istiyorum. Çünkü e, biz e, özellikle aralığın 20'sinden sonraki süreçte kur korumalı, Mevduat hesabına siz de söylediniz açıklamalara da baktığımız zaman 84 milyar TL'lik bir bakiye oluştu. Burada amaç tabii ki hem mevduatın getirisini elde etmek hem dolardaki olası kaybı bir yandan da mevduat sahiplerine aktarabilmek ama sonuçta biz Mart'ın ortalarına ya da Mart'ın sonuna doğru geldiğimizde eğer enflasyon olası enflasyon buradaki artışın üzerinde olursa yine buradaki hesap sahiplerinin de aslında satın alma güçlerinin eridiğini çok rahat da söyleyeceğiz. O zaman yatırımcıların kendilerine yeni bir arayış tercihi söz konusu mutlaka olacaktır. Aynen şimdi de kişilerin özellikle artan enflasyon ortamında satın alma güçlerinin eridiği gibi. Dolayısıyla burada uzun dönemli geçmişe baktığımız zaman gerçekten gayrimenkulün, tüketicilerin daha doğrusu yatırımcıların bir anlamda da tasarruflarını enflasyona karşı en iyi koruyan yatırım aracı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim mint kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımız zaman özellikle örneğin İstanbul özelinde ben birkaç rakam vereyim izninizle. Mesela 2011 yılında Ekim ayları çünkü en son açıklanan istatistiklerde Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksine baktığımızda biz konuttaki aslında kazancı hem sermaye kazancı hem de kira getirisi beraberce değerlendiriyoruz. 2011'de Ekim ayında %16.04'müş örneğin. TÜFE o dönem %7.66. 2015'te %29.50 konutun getirisi, TÜFE %7.58. 2020'de %32.50 konutun toplam getirisi, TÜFE %11.89. 2021'de Ekim ayı itibariyle söylüyorum. %45.11 konutun getirisi, %19.89 şeyin, TÜFE'nin gerçekleşme e, oranı. Son 10 yıla baktığımızda da daha da ilginç bir durum söz konusu. Son 10 yıllık dönemde ortalamada 10 yılın ortalaması konut yıllık bazda %20 getirmiş. E, dolar %10. E, 18 18'lik bir getiri sağlamış. Euro %16'lık bir getiri sağlamış. Altın %20 civarında bir getiri sağlamış. Tüfenin ortalaması %10. Dolayısıyla uzun vadede de diğer finansal araçlarla kıyasladığımızda hem sermaye kazancı sağlaması hem kira getirisi sağlaması beraberinde konut yatırımlarını e, bir cazibe alanı olarak karşımıza getirebiliyor. E, en azından geçmiş istatistikler bize böyle olduğunu söylüyor. Dünyada da benzer bir trend var. Dolayısıyla dünyadaki trendten de çok farklı değiliz. Bazen akıllara şu gelebiliyor. Sonuçta varlık değerlerinin yüksek olduğu ortamlarda her tasarruf sahibinin konut satın alma e, eğilimi söz konusu olmayabiliyor. Ama aslında unutulmaması gereken en önemli nokta bizim özellikle sermaye piyasaları izinde e, gayrimenkule dayalı çok önemli sermaye piyasası araçlarımız söz konusu. Gerek gayrimenkul yatırım ortaklıkları özelinde gerek gayrimenkul yatırım fonlarının katılım payları özelinde. Dolayısıyla e, aslında yatırımcılar eğer enflasyona karşı kendilerini korumak istiyorlarsa ve geçmişe baktığımızda da gayrimenkul özelinde konut e, enflasyona karşı en iyi yatırımcıyı koruyan araç olarak e, istatistiklerde karşımıza çıktıysa eğer tüketici ya da yatırımcı konut satın alma şansına sahip değilse aslında dediğim gibi sermaye piyasaları üzerinden de gayrimenkule dayalı farklı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak da buradaki yatırımların semeresine ortak olma şansına sahip olabilir. Dolayısıyla bu imkanları da göz ardı etmemek lazım. Aslında çok e, doğru bir noktaya vurgu yaptınız. Şimdi konut dediğimiz şey e, yüksek bir meblağ gerekiyor konut alabilmek için. Bu imkana sahip değilsiniz ama konutun enflasyon karşısında önemli bir getiri sağlayacağını düşünüyorsanız sermaye piyasaları içinde e, bağlantılı veya direkt veya indirekt olarak konut konusunda bir yatırım yapmış olabilirsiniz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Değerli teşekkür görüşleriniz ederim, için. Serdeyim. İstanbul Sağ Üniversitesi abi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen'le konuştuk. Hocam teşekkürler. Sağ olun. Peki devam ediyoruz. Şimdi e, diğer taraftan baktığımızda maden ihracatı. Bugün maden ihracatı da Açıklandı. Altın ihracatı da açıklandı. Onlara bakacağız. Enerji ve tabii kaynaklar bakanı Fatih Dönmez Türkiye'nin 2021 yılında 7.6 milyar dolarlık altın ihracatı yaptığını açıkladı. Dönmez, altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik dedi. Bakan 2021 yılına ilişkin maden ihracatı rakamlarını da paylaştı. 2021 yılında 7.6 milyar dolarlık ihracat 5,6 milyar dolarlık bir ithalat rakamını yakaladık. Türkiye altın ihracatı 2021 yılında ivme kazandı. Yaşanan artış beraberinde cari dengeye de büyük katkı sağladı. 2017'den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu sene yaklaşık 2 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası elde ettik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2021 maden ihracatı değerlendirme toplantısında konuştu. Geride bıraktığımız yıl sektör ihracatının 5 milyar 930 milyon dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdığını dile getirdi. 20 yılda neredeyse 10 kattan fazla bir artış göstermiş olduk. 2020'deki 4 milyar 270 milyon dolarlık maden ihracatımızla kıyasladığımızda ise yani bir önceki yılla yıllık bazda %40'lık bir artış yakalamış olduk. 2021'de Türkiye en fazla maden ihracatını Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Bulgaristan ve Belçika'ya yaptı. bazı baktığımızda en çok ihraç ettiğimiz ürün yaklaşık 2 milyar 150 milyon dolar ile metalik cevherler grubu oldu. Peki devam ediyoruz maden ihracatında rekor kırıldı. Birçok sektörde rekor kırıldı. Onları aktarmaya çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz bu performansı. Şimdi maden ihracatını konuşacağız. Türkiye Odalar Borsalar Birliği Madencilik Başkanı İbrahim Halil Kırşan konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 2021 yılında bir rekora imza atıldı. 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı. Bu ee, nasıl bir performanstır? nasıl gerçekleştirildi? Nasıl başarıldı? Başarıldı bu performans. Serdar Bey az önce yayında bahsettiğiniz birçok sektörde rekorlar geldi. Sabah Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in katılımıyla da madencilik sektörünün ihracat rakamları açıklandı. burada haliyle pandemi koşullarında kapatılan sınırlardan sonra ciddi bir üretim iştahı ihracat artışında beraberinde getirdi. E, bu manada da e, maden sektörü e, pandemi sürecinde e, ilk başta hemen gerekli aksiyonları alarak olabildiğince en az etkilenen sektörlerin başında geldi. Ve özellikle de kırsal kesimde yürüttüğümüz bir faaliyet olduğu için madenci sektörü e, o manada da e, şehirden uzak e, dağda bayırda maden üretimleri e, hız kesmeden devam etti. Ve beraberinde de bu ihracat rakamları ortaya çıktı. E, Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıklamıştı biliyorsunuz genel ihracatımız 225 nokta ta 4 milyar dolardı. Bir önceki yıla göre artış oranı %32.9 seviyesindeydi bildiğiniz gibi. Türkiye maden ihracatı da sabah bakan bir açıkladı 5.93 milyar dolar. Ee, bizim genel maden ihracatındaki %32.9'un üzerinde bir ihracat oranını yakaladık. %40'a yakın, 38.9'a yakın bir e, üzerinde bir artış kaydetti. Haliyle e, bizim Türkiye genel ihracatı içindeki maden ihracatı payımız da %2.63 olarak gerçekleşti. E, burada belki daha önceki yıllara bakacak olursak aslında 1970'li yıllarda 125 milyon dolar seviyesinde olan maden ihracatımız az önce ifade ettiğimiz gibi 5.93 milyar dolara ulaştı. Aslında Serdar Bey son 10 yılda baktığımız zaman 3 ile 5 milyar dolar arasında gelip giden bir maden ihracatımız var. Geçen sene 4.27 milyar dolar seviyesindeyken bu sene 5.93 milyar dolara ulaştı ki bu da aslında %40'lık bir artışa tekabül ediyor. E, bu da haliyle sektörümüzün e, canlı, dinamik bir yapıda ilerlediğinin e, en büyük kanıtı. Evet. E, belki ürün bazında Serdar Bey girelim mi? Ürün bazındaki lütfen. E, hem ürün hem bazında girelim, dışında. hem de e, hep böyle tabii maden ağır bir hani e, yani ağırlığı yüksek. Ama hep kilogram bazında e, ihracat potansiyeline bakıyoruz. Orada da bir yükseliş var. E, dolayısıyla madende de. Acaba katma değerli bir hale gelip de ihracat edilmesi yönünde de adımlar atılıyor mu? İhracat da rekor kılıyor ama bunun içeriğine de bakalım biraz. Tamam. E, şimdi maden sektör ürün gruplarına baktığımız zaman e, metalik cevherler biliyorsunuz. Krom cevheri, çinko, bakır, kurşun e, gibi demir cevheri gibi madenler karşımıza çıkıyor. Endüstriyel mineraller dediğimiz zaman da e, borlar, feldspat, bentonit, killer, kuvars, e, kuvarsit, taşı gibi e, endüstriyel mineraller ortaya çıkıyor. Doğal taşlarda da bildiğiniz gibi mermer, travertin, gravinit gibi konular ortaya, başlıklar ortaya çıkıyor. Aslında burada özellikle metal cevherlerinde ciddi bir artış var. da sebebini çok iyi kestirirsiniz siz de. Emtia fiyatlarında biliyorsunuz pandemi sonrası muazzam bir rally yaşandı. Bakır fiyatları 4-5 bin dolardan 10 bin dolar üzerine çıktı. Keza Çinko 1.500 dolardan 3.000 dolara kadar fırladı. Diğer kurşun gibi metallerde de demir gibi metallerde de ciddi bir artış oldu. Bu da haliyle ürün grubu bazında baktığımız zaman metalik madenlerde ciddi bir artış ön plan çıkıyor. Daha önceki yıllarda maden ihracatımızda doğal taşlar mermer gibi ürün grubu iken, yani 4 milyar dolarlık ihracatın neredeyse yarıya yakını mermerdeyken bu emtia fiyatlarındaki artış beraberinde metalin de metal fiyatlarındaki bu artış bizim birinci sırada yıllık bazlı metalik cevherleri ön plana çıkardı. Yani bakır, kurşun, çinko'da yaptığımız ihracat tutarına bakacak olursak 2.148 milyar dolara tekabül etti ve birinci sırayı metalik cevherler aldı. mesela bir önceki sene bu 1.375 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla neredeyse %70'e yakın bir artış var metalik cevherlerde. Bunun arka planda da az önce ifade ettiğim gibi özellikle emtia fiyatlarında dünyada yaşanan artış olarak karşımıza çıkıyor. Keza ikinci sırada doğal taş ihracatı. O da 2.092 milyar dolar olarak karşımıza çıktı. İkinci sıraya düştüm. Doğal, taş'ta doğal, doğal taş da artıyor mu? kesinlikle daha önce blok olarak sattığımız ve en büyük azısı Çin olan ülke grubunda şu anda işlenmiş plak haline getirilmiş mermer daha fazla revaçta daha fazla talep görüyor. Bu da haliyle beraberinde katma değer de getiriyor. dediğim gibi geçen sene 1.73 milyar dolar olan doğal taş ihracatı bu sene de 2.1 milyar dolara kadar sıçradı. E 3. sırada da endüstriyel mineraller dediğimiz işte daha çok seramik sektöründe, cam sektöründe kullanılan ürünler geçen sene 831 milyon dolardı. Bu sene 1.1 milyar dolara kadar fırladı. Bir de bor Aslında tabii önemli an, değil mi? E borda da ciddi bir başarı. Kesinlikle. Yakalandı. Borda da şöyle bir parantez açayım. O da şöyle. Daha önceki yıllarda biz 15-20 dolara üretip 150-200 dolara sattığımız boru ee, uç ürüne yönelerek bor kimyasalları ve bor türevlerine dönüştürerek 600-700 dolara e, tonlu satacak noktaya getirdik ve dünya bor pastasından %62'lik e, bir paya sahip olduk ve ilk defa 1 milyar doların üzerine çıkan bir ihracat rakamı yakaladık. Bu da haliyle az önce ifade ettiğiniz gibi uç ürüne yönelme, daha nitelikli ürün üretme noktasında e, bir e, yolun sonucu. Haliyle biz e, bütün madenlerimizi aslında tüvenan dediğimiz ham haliyle değil konsantre zenginleştirerek ve uç ürüne metale dönüştürerek bunları hem kendi sanayimizde hem de ihracata konu etmemiz elbette ki ifade ettiğiniz gibi bu katma değerin misliyle artmasına sebep teşkil eder Serdar Bey. Bir de altın ihracatına da vurgu yaptı Enerji Bakanı. Altın evet. ihracatında da sevindirici haber altından geldi dedi bu sene. Bir başka sevindirici haberde 2021'de 7.6 milyar dolarlık ihracat, 5.6 milyar dolarlık bir ithalat. Yani ithalattan fazla ihracat yapmışız. Serdar Bey, altına özel bir başlık açalım isterseniz. O da şu, altın bizim bir varlığımız. 2000'li yıllara kadar Türkiye'de altın üretimi ne yazık ki gerçekleşmedi. 2001 yılında 1.5 tonla başlayan üretimiz geçen sene 42 tona kadar yükseldi. Bu sene belki 42 tona ulaşamayacağız. 39 ton seviyesinde bir üretim rakamına ulaşacağız ancak e, bürokratik süreçlerde yaşanan tıkanıklıkları da aşarsak ve e, daha e, mümbit verimli bir yatırım ortamı gerçekleştirirsek önümüzdeki 5 sene içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi rahatlıkla 100 ton seviyesinde bir altın üretimine konu olabilecek e, ülkemiz. Çünkü evet. altın yönden önemli potansiyel arz ediyor e, Anadolu coğrafyası. Bu manada az önce ifade ettiğiniz gibi geçen sene e, hem krizin etkisi hem pandeminin etkisiyle e, altın ithalatında patlama yaşandı adeta. Daha önceki yıllarda ortalama 160 ton seviyesinde seyreden altın ithalatımız geçen sene 300 tona ulaştı ve ne yazık ki 25 milyar dolar seviyesinde bir altın ithalatı gerçekleşti. Biliyorsunuz altın uluslararası finans çevrelerinde küresel gerilim endeksi olarak addediliyor. Bu da haliyle özellikle kriz zamanlarında, pandemi zamanlarında altına olan talebi, rağbeti artırıyor. Geçen seneki ithalatın bu kadar yüksek olmasının planda da bu var zannedersem. Bu sene sabah Enerji Bakanımız açıkladı. Arada 2 milyar dolarlık lehimize olacak şekilde bir altın dış ticareti gerçekleşti. Evet. Bu da haliyle sevindirici. 2.2 milyar dolarlık bir üretimle ülkemiz altın sektörü de buna katkıda bulundu. Peki. Bu da haliyle cari açık üzerinde çok olumlu etki yapacak bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor Serdar Bey. Peki çok teşekkürler. Ben madencilik teşekkür ailesi, madencilik sektörüne başarılar dileriz. 2022'de de yeni rekorlar dileriz. Çok teşekkürler Top Madencilik Başkanı İbrahim Halil Kırsant. Mutlu Kırsan. diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler senedir. size de. İyi seneler dilerim biz de. Peki devam edelim. Esnaf ve sanatkarların Halkbank kredilerine %50 faiz indirimi yapılacak. Bazı iş kollarında indirim desteği %100 olacak. Esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından kullandırılan kredilere %50 faiz indirimi sağlanacak. Bankanın esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla faiz indirimli kredi imkanı sunuluyor. Banka, esnaf ve sanatkarlara kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden kredilerle 2024 sonuna kadar doğrudan kullandırılacak kredilere %50 faiz indirimi uygulayacak. Faiz indirimi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf vergi muafiyet belgesi sahibi esnaf ve sanatkarlara ise aynı dönemler için %100 olacak. Esnaf ve sanatkarlara geriye dönük bir yıllık süre dikkate alınarak en fazla iki defa faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Esnaf ve sanatkarlardan tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında kıymetli maden ve döviz alımında kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak. Amacı dışında veya gerçeğe aykırı beyanlarla kullanıldığının tespit edilmesi halinde kredi gelir kaybı uygulamasından çıkarılacak. Evet, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konuğumuz. Konuşacağımız konu tabii ki emekli, memur, memur emeklisi, işçiler, e, işçi emeklisi, Bağkur emeklisi. Bunlar için tabii ki artış oranı, zam ne olacaktı? Doğru. Dün enflasyon geldi. Aslında bu ekranlarda da konuştuk. E, konuştuk. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu ve ek bir artış oldu. Ne oldu önce ona bize. Şimdi tabii biz burada konuşurken henüz Cumhurbaşkanımız konuşmamıştı ve biz de bir şerh koymuştuk zaten akşam bunlar uh -huh. değişebilir diye ama normal yasal e, artış 6 aylık enflasyon kadar olacaktı. Haziranla Aralık ar arasındaki endeksteki değişim %25.47 oldu. Dolayısıyla bu SSK ve Bağkur emeklisinin zammını oluşturdu. 25.47. Eee Peki memurlara ve memur emeklilerine fark çıkacak mıydı? Evet çıkacaktı çünkü 6 aylık enflasyon %3'ün üzerinde gelmişti. %3'ün üzerindeki kısımda 22.47, %5'lik toplu sözleşme eklediğiniz zaman onların da artışı %27.47 oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı akşam memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ile ilgili %5'lik kısmı %7.5'a çıkarttıklarını söyledi. Dolayısıyla %7.5'a çıktığı zaman yani 2.5 puanlık bir artış oldu. Memurun toplu sözleşmesinde ek protokolle yapılacak bir şey bu hı hı. biliyorsunuz o yasal bir düzenleme gerekiyor. Yani resmi gazetede yayınlanıyor toplu sözleşme. Dolayısıyla oradaki 7,5'a çıkması kümülatif olarak enflasyon farkıyla baktığınız zaman yani önce enflasyon farkı konuluyor. Arkasından da bu 7,5'luk artış konuluyor ve toplamda artış 30,95'e kadar ulaştı. Öteki tarafta ise yani SSK ve Bağkur'da ise normal yasal artış yapılıyor %25.47 Ama bunun yanında hatta seninle de program yaptığımızda konuşmuştuk Bir taban maaşın yükseltilmesini beklediğimi söylemiştim hı hı. Orada da en düşük maaş işte bu 1000 liradan önce 1500 liraya çıkartılmıştı Orada da en düşük maaş 2500 lira oldu 1500 liradan 2500'e mi çıktı? Evet şimdi, Ne e oldu peki şimdi SSK Bağkur'la başlayalım istersen Evet e, geniş bir kesim var. Doğru. Şimdi şöyle e, SSK 2000 öncesinde 2624 lira alıyordu e, e, emeklimiz. Hı hı. %25.47 ekliyoruz. 2292 oluyor. Tamam e, 2000 sonrası için 1627 liraydı. Burada en düşük maaş burasıydı. Burada 25.47 eklediğiniz zaman 2041 lira civarında bir para yapıyor. Dolayısıyla buraya 450 lira 456 lira civarında bir para eklenecek seyyanen olarak. Çünkü 2041 lira olması gerekmiyor. 2500 lira en düşük maaş olduğu için 2500 liraya çıkartılacak. Bağkur esnaf da tabii orada 2500 yazmış ama arkadaşlar 2350'ye 25.47'lik bir artış yaptığınız zaman 2900 küsür lira yapıyor. Dolayısıyla orası 2900 lira olacak. Orada 2500 barajını aşmış olacak. Hmm, 2900 olacak orası. Tabii 2350'ye 25.47'yi eklesin arkadaşlar hemen bize söylesinler söyleyelim oradaki tamam. rakamı. Şimdi benim de önümde yok ya da şuradan bakayım ben. Yani Bağkur tarımda öyle bir şey var. Ee, Bağkur tarım onu da tarafı farklı söylemiş olalım. Evet. Söyleyeyim ben de. Evet. Ee, size göndermiştim aslında. Evet. E, 2343 lira artı 156 lira ekleniyor. Evet. Bağkur tarım esnafa 2350 yani esnaf lira yani esnaf esnaf evet. 2948 lira. Evet, 25.47 eklenecek. 2948 lira olacak. Oradaki en düşük para da o. Yani buradaki en düşük para aslında şeydiydi. SSK 2000 sonrası hmm. emekli olandaydı. 1627 lira olduğu için 2041 liraya çıkıyordu. Ona 458 lira ekleniyor. Bağkur tarıma gelirsek orada da 2000 343 liraya çıkıyor. 1867 2547 ile arttırdığınız zaman ona da 156 lira eklediğimiz zaman o da 2500 liraya çıkıyor. Yani burada en düşük alan 2000 sonrası SSK'lı ile Bağkur tarıma ...seyyanen bir artış olacak. Ee, burada tabii bunun dışında... E, ...2500'ün altında alan birçok... E, ...emekli var ki sayısını... ...1 milyon 250 bin olarak verdi... ...sen Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bunların hepsine... ...seyyanen bir zam yapılıp... ...2500 liraya çıkartılmış oldu. Dolayısıyla... ...buradaki 25.47 genel... ...bir zam olarak e, verilse de... ...en düşük maaş alanlara... ...yüzde 60'ın üzerinde bir zam yapılmış oldu. Aslında seyyanen artışla birlikte... ...yüzde 66'yı buldu. Şimdi... Ee, diğer tabloları memur maaşı, evet, memur maaşlarına %30.95'lik bir artış oluyor. Burada tabii memurun bu kasayıyla birlikte memurun aile yardımı artıyor. Ee, dolayısıyla aile yardımıyla beraber bu rakamlar onu da söylemiş olalım. Yani hı hı. hem Anadolu Ajansı bu rakamları Maliye Bakanlığı'ndan alıp geçiyor hem de biz de Maliye Bakanlığı'ndan alıyoruz. Maliye Bakanlığı da bu rakamları hazırlarken iki çocuklu yani 6 yaşından küçük iki çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memurun aile yardımıyla birlikte hazırlıyor. O yüzden de hani bazen ben bunu her katıldığım programda söylüyorum. Şimdi biz buradan atıyorum işte polis memuru 9706 lira alıyor diyoruz. Oradan bir polis memuru arkadaş bodrosuna bakıp diyor ki ben o kadar almıyorum. Normaldir çünkü bunlar işte mesela 8'in birine ait bir maaş. Veya aile yardımı dahil edilmiştir. Siz bekarsınızdır ya da eşiniz çalışıyordur vesaire. Ne kadar fark eder orada? Orada 650 lira civarında bir aile yardımı var bunların içinde. Yani iki çocuk artı çalışmayan eş e, olarak. Şuradan bakayım. E, evet 650 lira civarında bir aile yardımı ki bu sene onun da artışıyla birlikte. Yani Ama, orada iki çocuk ve eşi çalışmayan. Evet. Onların olarak aile yardımını koyuyor yani en yüksek aile evet. yardımını koyarak veriyor bu maaşları dediğim gibi e, sonrasında Tabii e, onlar oluyor e, sonrasında sosyal medyada şu yazılıyor ya biz işte e, 8668 lira almıyoruz ya da işte 6553 lira almıyoruz e, nasıl hesaplıyorsunuz Siz gibi. bunu Halbuki biz de hesaplamıyoruz e, dediğim gibi Maliye Bakanlığı bu listeyi yayınlıyor Biz de sadece artış e, oranını buna ekleyip size duyuruyoruz o yüzden hani bu farklılık gösterebilir. O zaman ne yapacaksınız? Biz hani biz burada ortalama rakamları veriyoruz ama siz şunu yapacaksınız. Biz artış oranını söylüyoruz. Maaşınızı yüzde 30.95 arttıracaksınız. Evet. Şimdi hemen bakalım. Üniversite mezunu bir memur 6.854 lira alacak. En düşük maaşlardan birisi bu. Ama bunun bir alt kademesi var. O da hizmetli dediğimiz arkadaşlarımız. Onlar da 6.600 civarında bir maaş alacaklar. O da en düşük memur maaşı diyoruz Hı -hı. biz ona. Ee, devam edelim. İşte öğretmenler 8668. En düşük memur maaşı 6429 lira. Evet o. Işte aile yardımıyla birlikte yalnız onu Hı -hı. da söylemiş olalım. Aile yardımı evet. ödeneği dahil. Aynen. O işte hizmetli dediğimiz arkadaşlarımız. Evet. Ee, aile yardımı yine tekrar edelim. 2 tane 0-6 yaş çocuk olacak ve eş çalışmayacak. Tamam. Yani eğer bekarsanız zaten bundan 650 lira çıkartıyorsunuz. Şimdi e, polis memuru 9.706 lira alacak. Hemşire üniversite mezunu olmak kaydıyla 5'in e, 1'inden e, 8.351 lira alacak. Mühendis 1'in 4'ü 11.440 lira. Araştırma görevlisi 7'nin birinde 10.800 lira. Örnek maaş e, artışlarını vermiş oluyor e, Maliye Bakanlığı. Biz de buradan tekrarlıyoruz. Çünkü hani dediğin gibi bu... E, Speküle edilen bir konu yani işte orada sanki biz hesaplıyormuşuz gibi bir durum oluyor. <laughs> Halbuki ana devletin resmi Anadolu Ajansı geçiyor. Bakanlığın verdiği rakamlar ki bu maaşları da bakanlık ödüyor zaten. Evet. Peki şimdi e, bununla birlikte değişen başka ödenekler de var. Tabii. Mesela şimdi bir kere e, en önemlisi e, memur emeklileri de bu şekilde e, maaşları arttı. Onlar da toplu sözleşmeye girdikleri için onlar da 30... %30.95'lik bir zam almış oldu. O iki buçuk puanlar onlar da mı? Onlar da netice itibariyle toplu sözleşmede onlar da varlar. Evet. Ee, burada hani SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklileri bir ayrıma tutuluyor. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmış olmasına rağmen 2008'deki reformla birlikte hı hı. bir norm birliği hala sağlanamadı. Ben de bunu zaman zaman söylüyorum. Hala emeklilik şartları farklı, maaş hesaplamaları farklı. Burada da bir norm birliği gerekiyor. Bütün emeklerin eğer imkan varsa toplu sözleşmeye girmesi lazım. Şimdi memur emeklerinin dışında senin dediğin gibi bu memur maaş kat sayısı sosyal ödemeleri de arttırıyor. İşte 65 yaş aylığı, engellilerin aldığı aylık, yakınına bakanın aldığı maaş onlar değişiyor. Ee, yine e, kıdem, tazminatı, kıdem tazminatı tavanı. Tavanı değişiyor. Kıdem tazminatı tavanı şu. Aslında her yıl 6 ayda bir bu memur maaşına yapılan artışla birlikte Kıdem tazminatı tavanı da yüksel, yükseliyor. Yani Ocak Hı. ayında ve Temmuz ayında yükseliyor. Bu şu demek, işçilerin kıdem tazminatı alabilecekleri en yüksek bir aylık bürüt ücret demek bu. Yani 10.800 lira oluyor şimdi e, bu artışla birlikte. Yani bu daha siz, önce 8284 liraydı. Evet, yani orada işte %30.95'lik bir artışla 10.800 lirayı bulacak. Dolayısıyla Ocak ayından itibaren daha yüksek kıdem tazminatı alma imkanı olacak. Oradaki taban maaş ise... 5004 lira olacak. O da, yani da asgari, asgari, ücret. Ücret. Evet, asgari ücretin bürütü Yani en az maaşı olduğuna göre biliyorsun hı hı. kıdem tazminatı tabandan ödeniyor. Belli mesleklerde mesela basın iş kolunda kıdem tazminatı tavanı yok ama e, diğer e, basın iş kolunda olmayanlarda iş kanununa tabi çalışanlarda kıdem tazminatı tavanı var. Yani o siz bir iş yerinde çalışıyorsanız ve işte işten çıkarıldıysanız mesela 10 yıl evet çalıştınız. 10 bin ya da üst sınırdan yani e, maaş alıyorsunuz, maaş alıyorsunuz 10, 11 bin lira maaş alıyorsunuz mesela. Evet. 10 bin 800 liradan hesaplanacak. 10 yıl hesaplanacak. Geçen sene 8 bin liradan hesaplanacaktı. İsterseniz maaşınız 20 bin hmm. lira olsun. Ama bu sene dolayısıyla orada bir yüzde otuz'luk işte 3 bin liraya yakın bir artış olmuş oldu. 10 yılda da 30 bin lira eder. Hmm. Önemli yani bir. Aralık ayında işten çıkanla Ocak ayında işten çıkan arasında ciddi bir fark olacak evet. orada. E, dolayısıyla ee, böyle bir e, ek refah payı gelmiş oldu emekliler için de hem de memurlar için de burada şunu e, düşündüğünüz zaman e, kendi isteğiyle işten ayrılanlara yok ama onu e, öyle tabii, orada belli şartlar var. Hı -hı. E, Şimdi iki, her iki artışı düşündüğünüz zaman Temmuz'la ocağı düşündüğünüz zaman memurlar açısından baktığınız zaman %50'ye yakın bir artış yaşanmış oldu. Her iki toplu sözleşme e, zammıyla birlikte ve enflasyon farkıyla. Şimdi Temmuz ayında tabii e, 2022'nin ikinci zammı gelecek. Orada da yine %7'lik bir toplu sözleşme var. E, artı e, bu ocakla Temmuz arasında oluşacak 6 aylık enflasyona bakacağız. Bu enflasyondan. Yüzde yedi buçuk çıkartılacak. Kalan kısım enflasyon farkı olarak e, memurlara ve memur emeklilerine verilecek. E, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında e, önümüzdeki dönemde yine maaşlarla ilgili enflasyona bakılır dedi. Aynen tabii. buradan yani, Zaten sistem öyle işliyor. Toplu sözleşme artı enflasyon farkı. Hı hı. SSK ve Bağkur emeklileri için ise sadece enflasyon farkı oluyor. Onlar toplu sözleşmeye girmedikleri için 6 aylık enflasyonun tamamını almış oluyorlar. Aslında bu sistemle birlikte enflasyon, enflasyon karşısında ezdirilmemiş oluyor. Aynen yani enflasyon zammı yapılmış oluyor. Ama hı hı. bu sene işte ikinci bir refah payı da eklenmiş oldu. Memurlara 2,5 puan SSK ve Bağkur emeklilerine de seyyanen dediğim gibi 1 milyon 250 bin emeklimize bir artış oldu. 2500 lira taban ücret oldu. E, asgari ücrete yaklaştırılmış oldu. E, SSK ve Bağkur emeklilerinde düşünürsen 845'lik bir temmuz zam olmuştu. Bununla birlikte yine onlar da %40'a yakın bir zam almış oldular toplamda. Dolayısıyla toplama baktığımızda asgari, asgari ücretle başladık aslında değil mi? Evet. E, asgari ücret e, artışının belirlenmesi %50'nin üzerinde bir Tabii, orada ya, asgari, bir sürpriz artış oldu. 50'lik bir artış. 5000 liranın üzerine çıkan bir asgari ücret. Sonrasında ee, emeklilerin e, zammı belli olduğu, evet. ee, memurların kamu alacağı, kamu çalışanların alacağı zam belli oldu. Dolayısıyla... Onların öncesinde de kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşmede hı. ciddi kazanımlar elde edilmişti. Ee, o da 2022'de geçerli olacak. Kamu işçileri de Tüm önemli Tüm bunlara bir baktığımızda yaklaşık %50'lik mi bir e, artış? Şimdi tabii Temmuz'la e, ocağı birleştirince, kümülatifte bakınca %50'ye yaklaşıyor memur zammı ama şu anda %30'un üzerine çıkmış oldu. 31'e yakın bir artış oldu. E, toplu sözleşme ikramiyelerinde bir artış oldu. Ayrıca şöyle bir yenilik var 2022'de. E, asgari ücret kadar kısımdan maaşlarının vergi alınmıyor. Dolayısıyla bu e, bürüt ücretten anlaşanlar açısından bir vergi kazancı anlamına da geliyor. E, bu memurlarda da gene maaşlarına yansıyacak bir e, bu vergisiz olması e, hasebiyle bir maaşlarına böyle bir vergi desteği de yansıyacak memurlar için onu da söyleyebilirim. Yani bu artıştan e, ayrı olarak söylüyorum. Evet. E, aslında yani bunların toplamına baktığımızda e, bir enflasyon gerçeğinden bahsettik yayında da Doğru. konuşuyoruz. Evet. Enflasyonun en e, en çok verdiği tahribat da alım gücünü azaltması. E, dolayısıyla bu artışlarla birlikte aslında e, enflasyon karşısında çalışanın, emeklinin, evet. e, işte diğer taraftan sosyal yardımları alanların. Aynen korunması amaçlanıyor Doğru. ve hızlı hareket edildi bu konuda. Evet özellikle yani asgari ücret meselesinde. Evet. Asgari ücret çok hızlı hareket edildi ve çok önemli de bir artış oldu. Yani şimdi enflasyonun, asgari ücretin açıklandığı dönemde enflasyon yüzde %20'lerdeydi. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyonun. Evet. Dolayısıyla onu çok üstünde bir artış yapılmış oldu. Hani 30 puan üstünde bir artış hı hı. yapılmış oldu. Şimdiki enflasyona bakarsan da yine 10-15 puan üzerinde bir artış oldu. Orada bir refah payı sağlanmış oldu işçilere. En düşük ücret 4253 lira 40 kuruş oldu ki bunundan vergi de kaldırıldı. Dolayısıyla burada işverene de bir destek sağlandı. Asgari ücreti hep konuşuruz Asgari ücreti sadece o işçilerin aldığı maaş olarak düşünmemek lazım. Bugün 4253 lira 40 kuruşluk asgari ücret birçok arkadaşımızın maaşını yukarı çekti. Yani işte 3500 lira alanı, 3750 lira alanı, 4000 lira alanı, 4500 lira alanı da yukarı çekti. Yani Şimdi 2825 lira alan 4243 lira 4253 lira alırken evet. E, 3500 ya da 4000 lira alanda şimdi 5000 lira 5500 lirayı konuşmaya başladı. Bugün Peki. arkadaşlar bir araştırmadan bahsettiler. Özel sektörde de ortalama maaş artışları %30'un üstüne çıkmış zaten. Peki Faruk Erdem çok teşekkür ederiz. Teşekkür en ederim. düşük memur maaşı 6429 lira oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Takvim evet. Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem teşekkürler aktardığın teşekkür detaylar için. Biz de burada ekonomi notlarını kapatıyoruz. Yatırım dünyasıyla karşınızda olacağız.